Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi solunum sistemi çıkmış sorulara bakacağız. Kaç tane sistemimiz kaldı soru çözeceğimiz. Daha doğrusu ben size kaç tane videomuz kaldığını söyleyeyim. Solunum sisteminden sonra bağışıklık sistemini çözeceğiz. Sonra boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme, sinir, destek ve hareket, Sonra davranışla ilgili sorularımızı çözeceğiz ve en son ekoloji ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ekoloji biraz uzun. Ekolojiyi iki video yapabilirim ama dediğim gibi duruma göre değişecek. Dolayısıyla ortalama kaç tane videomuz kalmış? 5, 7, Sonumla birlikte 9 videomuz kalmış arkadaşlar. Yani bu videoyla birlikte 9 tane videomuz kalmış. Başlayalım. Diyor ki hayvanlardaki gaz alışverişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Bazı hayvan gruplarında solunum gazlarının taşınmasında vücut sıvılarının önemi yoktur. Doğru arkadaşlar bazılarında vücut sıvısı e, solunum gazını taşımaz. Direkt olarak işte mesela şeylerden böceklerde trake sisteminden direkt olarak taşınabiliyor. Dolayısıyla vücut sıvısının bir önemi yok. Doğrudur. Omurgalı hayvanlarda solunum gazlarını taşımada işlev gören pigment, pigmentlerin hücre içerisine alınmış olması kanın akışkanlığını artırır. Şimdi şöyle düşünün. E, solunum gazını taşıyan pigment hangi yapıda? Protein yapıda. Eğer hücrenin içinde değil de plazmada olsaydı ne olurdu? Kanın akışkanlığı azalırdı. Bu yüzden de hücrenin içerisine alınmıştır. Al yuvarları alınmıştır. Ve böylece kanın akışkanlığı artmıştır. Doğru. Sıcak kanlılığın ortaya çıkmasıyla birlikte solunum gazlarını taşıyan pigment miktarına pigment miktarında da artış olmuştur. Şimdi sıcak kanlılık ne demek? Vücut sıcaklığını korumak demektir, değil mi? Soğukta olsun, sıcak havada olsun, vücut sıcaklığını sabit tutmak demektir. Şimdi bu vücut sıcaklığını sabit tutabilmemiz için ee, bizim vücut metabolizmamızın belli bir hızda olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu da nasıl yapabiliyoruz? Solunum gazlarını taşıyan pigmentleri artırarak yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden doğrudur. Çünkü solunum gazlarından birisi nedir? Oksijendir. Oksijenle ne? hücresel solunumda ne yapıyor? Hücresel solunumda kullanarak ısı ve enerji üretiliyor. O yüzden önemlidir. Sudaki çözülmüş oksijeni kullanmayı bırakıp havadaki oksijen kullanılmaya başlanması Oksijenin kullanılmaya başlanması birim zamanda nefes alıp verme sayısını artırmıştır. Şimdi burada oksijenin kısmi basıncına bakacağız. Arkadaşlar, sudaki oksijenin kısmi basıncı havadaki oksijenin kısmi basıncına göre daha azdır. Bu yüzden suda yaşayan canlılar işte balıklar olsun, kurbağaların larvaları olsun, solungaç solunumu yapan canlılar daha fazla e, enerji harcarlar bu oksijeni alabilmek için Dolayısıyla nefes alıp verme sayısı onlarda daha fazlayken bizlerde daha azdır Yani karada yaşayanlarda daha azdır nefes alıp verme sayısı O yüzden bu yanlıştır artmamıştır azalmıştır Çünkü havadaki oksijenin kısmi basıncı yani bulunma miktarı daha fazladır Birim zamanda gerçekleştirilen gaz alışveriş miktarını artırmak için Solunum yüzey alanında artış olmuştur. Evet mesela bizlerde bulunan alveoller ne yapıyor? Solunum yüzeyini artırıyorlar. Yaklaşık 100 kat kadar artırıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 2014 biyolojiye gelelim. Tatlı sularda yaşayan kemikli balıklarda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde solungaçlar işlev görmez? Bakalım. Vücuda giren fazla suyun dışarıya atılması solungaçlar bunu yapıyor mu? Tabii ki yapmıyorlar. Arkadaşlar, solungaçlar vücuda giren fazla suyu dışarı atmaz. Fazla suyu kim atıyor? Böbrekler atıyor, değil mi? Dolayısıyla bu yanlıştır. İşlev görmüyor burada. Kim işlev görüyor burada? Böbrekler. İdrar oluşturarak atıyorlar. Sodyum ve klor iyonlarının sudan alınarak kan dolaşımına verilmesi. Evet, bunu solungaçlar yapar. E, Tatlı sularda yaşayan kemikli balıklarda Arkadaşlar bunu yapıyor Amonyan dış ortama verilmesi Yine amonyan bir miktarı Böbrekler tarafından dış ortama verilirken Bir miktarı da Tatlı sularda yaşayan balıklarda solungaçlar tarafından dışarı verilebiliyor. Ozmotik dengenin sağlanması yine su alışverişi yine iyon alışverişi sayesinde ozmotik dengeyi sağlar. Gaz alışverişinin gerçekleşmesi de zaten temel görevidir solungaçların. Dolayısıyla burada A şıkkında fazla suyun dışarı atılmasını böbrekler yapar solungaçlar yapmaz. 2015 biyoloji öğbette diyor ki Hayvanların metabolik hızındaki yani birim zamanda birim vücut ağırlığı için kullanılan oksijen miktarıymış metabolik hız. Metabolik hızındaki artışa paralel olarak gereksinim duydukları oksijen miktarı artar. Yapılan bir denemede fil, koyun, at, kartal ve fare aynı ortama konarak ortamdaki oksijenin kısmi basıncı yavaş yavaş azaltılıyor. Buna göre ortamdaki oksijenin azalmasına bağlı olarak bu hayvanların dayanıklılık sırasının en azdan en fazlaya doğru nasıl olması beklenir? Şimdi arkadaşlar burada çünkü metabolik hızı yüksek olan canlılar daha fazla oksijen kullanırlar. Dolayısıyla burada dayanıklılığı en az olan hangisidir? Metabolik hızı fazla olan canlılardır. Burada baktığımız zaman dayanıklılığı en fazla olan hangisidir? Metabolik hızı fazla olandır, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada Dayanıklılığı en az olan canlımız hangisi olacak? Burada da metabolik hızı düşük olan, kendi de küçük olan canlılardır. Şimdi ilk önce e, bu canlıları küçüklük büyüklüğe göre sıraya dizelim. Sonra da metabolik hızına bakalım. Şimdi baktığımız zaman hangi canlılar var burada? Bakın fil, koyun, at, kartal ve fare. Küçüklüğe göre sıralarsak fare en küçük değil mi? Sonra kartal gelir, sonra at, e, koyun gelir, sonra at gelir, en son da fil gelir. Ama bunların içerisinde bir canlı var ki metabolik hızı yüksek. Hangi canlıdır bu? Tabii ki kartaldır arkadaşlar. Çünkü kartal bir kuştur ve kuşlarda metabolik hız bizlere göre daha fazladır. O yüzden ben burada metabolik hız olarak en yükseğe yani en sona kimi yazacağım? Kartalı. Şuradaki kartalı siliyorum. Nereye yazıyorum arkadaşlar? En sona yazıyorum. Dolayısıyla fare, koyun, at, fil, kartal şeklinde olur. Yani cevabımız A şıkkı şeklinde olacak. Bakın. Metabolik hızındaki artışa paralel olarak gereksinim duydukları oksijen miktarı artar diyor. Yani metabolik hızı ne kadar fazlaysa e, şeyi de oksijen ihtiyacı da o kadar fazladır demek istiyor. Burada dayanıklılığı en az olan hangisi olacak? Fare küçük bir canlı olduğu için. En fazla olan da hangisi olacak? Kartal olacak arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. 2016 Biyoloji ABT diyor ki İnsan kanında karbondoksitin taşınması sırasında gerçekleşen tepkimesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi burada arkadaşlar karbondoksit ve su birleşmiş. İlk önce karbonik asite dönüşmüş. Daha sonra hidrojen ayrılarak bir karbonat iyonu ve hidrojen iyonu oluşmuş. Bir karbonat iyonu plazmada taşınırken bakın Hidrojen iyonu ise burada hemoglobine bağlanarak taşınır. Peki bu olay nerede gerçekleşiyor? Tabii ki doku kılcallarında gerçekleşiyor. Diyor ki eritrositlerde gerçekleşir. Evet doku kılcallarındaki al yuvarların içerisinde gerçekleşiyor. Doğru. Karbonik anidraz enzimi görev yapar. Doğru. Bir karbonatın oluşmasında karbonik anidraz enzimi görev yapıyor. Doğrudur arkadaşlar. Doku kılcallarındaki kanda gerçekleşir. Zaten doku kılcalı olduğunu söyledik. Oluşan bir karbonat iyonları plazma içinde taşınır. Evet, bir karbonat plazma içerisinde taşınıyor. Hidrojen de hemoglobine bağlanıyor. Peki hidrojen neden hemoglobine bağlanıyor? Çünkü hidrojen plazmada taşınacak olsa asitliği artırır. Yani pH'i düşürür. Bu yüzden de mecburen bir moleküle bağlanarak taşınmak zorunda. Açığa çıkan hidrojen iyonları serbest kaldığı için kan pH önemli derecede düşer. Eğer serbest kalsaydı doğru düşerdi ama serbest kalmıyor. Kime bağlanıyor dedik? Hemoglobine bağlanıyor dedik. Burada serbest kaldığı dediği için cevabımız Edirne şıkkı olur. Yanlıştır. 2017 Biyoloji diyor ki Çeşitli organizma gruplarında oksijen bağlama özelliği olan aşağıdaki pigmentlerden hangisi dolaşım sıvısı yerine kas dokuda yer alır? Kas doku dediği zaman arkadaşlar oksijenle ilgili hemen aklınıza miyoglobin gelecek. Bakın hemoglobin, hemosiyenin, hemoeritrin, klorokroin klorin. Evet. Bunlar hepsi dolaşım sıvısında taşınanlardır ama miyoglobin kaslara özgü bir proteindir unutmayalım. Oksijenin depo edilmesini sağlıyor. 2018 Fen nöbeti diyor ki insanda soluk alma sürecinde yapılarında havanın izlediği yol hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakın, bizler nefes aldığımız zaman burundan ya da ağızdan giren nefes nereye gidiyor arkadaşlar? Soluk borusuna gidiyor, değil mi? Soluk borusu. Soluk borusundan sonra Burada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Sağ akciğer ve sol akciğer olarak bronşlara bronş olarak ayrılıyor. Daha sonra akciğerlerin içerisine daha da dağlanarak bronşçuklara gidiyor. Bronşçuk. Orada da dağlanarak alveollere gidiyor. Alveol. Şimdi burada farklı şeyleri de yazmış bize. Tamam. Ee, bronşları, bronşiyolleri, işte alveolleri biliyoruz ama burada larynx de demiş. Buradaki larynx'i nereye koyacağımız önemlidir. Arkadaşlar larynx soluk borusunun hemen üstündedir. Yani şöyle söyleyeyim size. Burundan sonra geçen işte veya ağızdan giren hava önce larynx'e gelir. Larynx dediğimiz gırtlaktır. Aslında gırtlakta bulunan bir yapıdır. Dolayısıyla soluk borusundan önce burundan sonra ne yazacağız? Larynx yazacağız. Şimdi bakıyorum. Burada burun ya da ağız vermiş mi? Vermemiş. Direkt larynx'ten başlamış. O zaman birinci sırada larynx. Sonra soluk borusu ikinci sırada. Sonra arkadaşlar bronşlar üçüncü sırada. Sonra bronşçuklar. Bunlara bronşiyol de diyoruz. Dördüncü sırada bu. En son sırada da ne vardır? Alvol vardır. O zaman 4, 1, pardon 4, 2, 1, 5. 4, 2, 1, 5, 3 olarak gidecek. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Gelelim 2019 biyoloji ÖSYM'ye. Diyor ki hayvanların vücut organizasyonlarında yapı ve işlev ilişkisi değişen çevre koşullarına uyumda büyük rol oynar. Bakalım. Buna göre olaylarının hangilerinde ters akımla alışveriş mekanizması rol oynar? Şimdi ters akım nedir? İlk önce bunu söyleyeyim size. Arkadaşlar ters akım şu. Bir e, sıvının içerisindeki maddeden maksimum şekilde faydalanmak istiyorsak ters akım prensibine göre işler budur. Mesela şöyle düşünün bizim böbreklerimizde gerçekleşen bu nefronlardan geçen hani şey var ya e, süzüntü sıvısı var ya. Süzüntü sıvısındaki maddeler ne yapıyor? Geri emiliyor değil mi? Oradaki aslında olay da bir nevi ters akım olarak düşünebilirsiniz. Veya solungaçlardan işte balıkların solungaçlarından giren işte e, su. Hani suyun içerisindeki çözülmüş oksijeni alıyorlar ya. Aynı anda oradan geçen kan arkadaşlar. Bakın su bu yönde geliyorsa kan ne yapıyor? Ters yönde gidiyor. Ve ikisi arasındaki yani oksijenin kısmi basıncı arasındaki fark gittikçe arttığı için ne oluyor? Oksijen sürekli kana doğru giriş yapıyor. Buna biz ne diyoruz? Ters akım diyoruz. Bakın bunlardan hangisi ters akıma örnektir diye sormuş bize. Bir kuşun bronş para bronşları içerisinde akan hava ile çevresindeki damarlarda akan gaz alış, gaz arasındaki gaz alışverişi demiş. Arkadaşlar havayla şey arasında olmaz. Damarlarda akan kan arasında olmaz. İki sıvı olması gerekiyor burada. O yüzden bu olmaz. Bir balığın solungaçlarının yüzeyinden akan su ile solungaç kılcal damarlarında akan kan, kan arasındaki alı, gaz alışverişi bu olur. Az önce söyledim zaten. Bir kutup kurdunun bacaklarındaki atar damarlar ile toplar damarlarında akan Kanlar arasındaki ısı alışverişi. Bakın, atar damarın içerisinde de bir sıvı vardır. Toplar damarın içerisinde de bir sıvı vardır. Atar damar aşağıya doğru kan hareket ederken toplar damarda bacaklarda yukarı doğru hareket eder. Dolayısıyla ikisi bir ters akım mı? Evet, ikisi arasında bir alışveriş gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor ısı alışverişi. O yüzden bu da ters akım mekanizmasıdır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak. 8. sorumuz Diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi oksijenin alveolden kan içerisine difüzyonu artırıcı yönde etkiler? Alveolden kana doğru oksijen artacak difüzyonu. Alveol içerisindeki oksijenin kısmi basıncının düşürülmesi. Şimdi oksijenin alveol içindeki oksijenin kısmi basıncı düşürülürse oksijen miktarı düşüyor demektir. O zaman alveolden kana oksijenin geçişi azalır arkadaşlar artmaz bu gitti. Kan plazmasındaki oksijen miktarının artırılması e kan plazmasında oksijen artarsa e bu sefer alveollerdeki oksijen kan plazmasına göre daha az kalacak dolayısıyla burada difüzyon artmaz azalır Plazmaya geçen oksijen moleküllerinin hemoglobin'e bağlanması. Bakın, oksijen direkt hemoglobin'e bağlanırsa farklı bir molekül gibi davrandığı için ortamda bulunan oksijen miktarı azalıyor olarak görülüyor. Dolayısıyla plazmadaki oksijen miktarı azaldığı için alveollerden hızlıca ne yapıyor? Kan plazmasına doğru oksijen geçişi olur. Dolayısıyla bu olur. Kandaki eritrosit miktarının azaltılması. Eritrosit neydi? Al yuvar. Al içerisinde ne var? Hemoglobin. Eğer ben hemoglobini azaltırsam oksijeni daha az bağlar. Dolayısıyla oksijen plazmada bulunarak difüzyonu azaltır arkadaşlar. Olmaz. Alvoli çevreleyen akciğer kılcal damarlarına laktik asit verilmesi. Laktik asiti verdiğiniz zaman ne olacak? Bu sefer Ortamdaki hani ok, alabilecek olan oksijen miktarını azaltacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız C şıkkı olacak. 2020 FEN ÖABT diyor ki balıklarda gönderen solungaç solunumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Solungaçlardaki kılcal damarların düzenlenişi ters akım alışveriş sistemine uygundur. Evet balıklarla ilgili bunu biliyoruz değil mi? Ters akım alışverişi vardı. Neydi bu ters akım? Solungaçlardan içeriye su girerken bakın su girişi gerçekleşirken kan tam tersi yönde akış gösteriyordu. Buradan arkadaşlar içeriye doğru giriş gerçekleşirken bu kanın içerisindeki oksijenin kısmi basıncı da azaldığı için ne oluyor? Oksijen sürekli kana doğru geçiş yapıyor. Biz buna ters akım diyoruz. Ters akım Bu alışveriş sistemi diyoruz. Balıklarda su ağızdan girerek solungaçların üzerinden akarken solungaç kılcallarına sudan oksijen geçer. Evet az önce anlattım sistemden bahsetmiş. Doğru. Diyor ki solungaçlardaki kan akışı solungaçların üzerinden geçen suyun akışına zıt yöndedir. Evet söyledik. Kan zıt yönde akıyor. Solungaçlarda ters akım alışveriş sistemi gaz alışverişindeki verimliliği düşürür. Hayır. Burada tek amacımız verimliliği artırmaktır. Çünkü suyun içerisinde oksijen çok az miktarda bulunur. Dolayısıyla buradaki ters akım alışverişiyle sudaki çözülmüş oksijeni daha fazla alma sistemi vardır arkadaşlar. Bu yanlıştır. Verimliliği düşürmez artırır. Sudan kana oksijen geçişi difüzyonla gerçekleşir. Evet difüzyonla gerçekleşiyor. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği. 2020 Biyoloji ABT gelelim. Diyor ki öğrenciler hemoglobinin oksijene bağlanması ile ilgili aşağıdaki grafiği incelemektedir. Bu grafiğe göre 3 öğrencinin ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar grafiği okumak burada önemlidir. Grafiğe baktığımız zaman yukarıya doğru çıkan çizgi neyi gösteriyor bize? Hemoglobinin oksijene doygunluğunu gösteriyor. Bakın hemoglobinin oksijene doygunluğu arttıkça pH ne yapmış? Artmış. Hemoglobinin oksijene doygunluğu azaldıkça da pH düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü ortamdaki karbondioksit miktarı artıyor. Tamam mı? Burada normalde normal bir insanın kan pH'i 7,4'tür. Eğer çıkmışsa 7,6'ya kadar çıkmışsa hemoglobinin oksijene doygunluğu artmıştır. Eğer düşmüşse arkadaşlar o zaman ortamdaki karbondioksit miktarı artmıştır. Şimdi diyor ki hemoglobinin oksijenin oksijene doygunluğu üzerinde pH değeri değişimi etkilidir. ve baktığınız zaman pH değeri etkili mi? Evet etkili doğru. Hemoglobinin oksijene bağlamaya olan ilgisi pH 7,4 olduğunda en yüksektir. Şimdi 7,4 olduğunda bakıyorum pH'in pardon ee, Hemoglobinin oksijene bağlamaya olan ilgisi demek hemoglobinin oksijene doygunluğu demektir. Doygunluk hangisinde en yüksek? 7,6'da. Burada 7,4 demiş. Bu yanlıştır. Kanda hidrojen derişiminin artması hemoglobinin oksijene doygunluk oranını düşürür. Burada isterseniz hidrojen desin isterseniz karbondioksit desin. Önemli değil. Çünkü karbonik asit oluşuyor sonrasında bir hidrojen oluşuyor ya yine asitliği düşürüyor onu demesi de doğrudur arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? Hemoglobinin oksijene doygunluk oranını düşürüyor. Yani pH düştüğü zaman hemoglobinin oksijene doygunluğu da ne yapmış oluyor? En az olmuş oluyor. Şuradan çizgiyi takip ettiğimiz zaman dolayısıyla doğrudur. Burada hangileri doğrudur diye soruyor. Cevabımız 1 ve 1 ve 3 olacak. Yani Denizli seçeneği olur arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza. İnsan solunum sistemini inceleyen ve solunum gazlarının taşınması hakkında bilgi sahibi olan bir öğrenciye aşağıdaki grafikler verilerek yorumlaması istenmiştir. Şimdi bakın buradaki grafiklere baktığımız zaman normal bir e, insanda bakın arkadaşlar dinlenme durumunda dokulara girmesi gereken dokulara oksijen e, girmesini göstermiş. Şurada 80 ile 100 arasında göstermiş hatta 70 ile 100 arası diyebiliriz. Egzersizde dokulara oksijen girmesi bakın daha fazla gerçekleşecek. Şimdi diyor ki, burada bu arada dinlenen dokulara egzersizdeki dokulara akciğerlerden bahsetmiş. Şimdi burada ne olmuş peki? Burada da arkadaşlar yine oksijenin kısmi basıncından bahsediyor bize. pH 7,4'ten 7,2'ye düşmüş. 7,2'ye düşmesinin sebebi neydi? Ortamdaki karbondioksit miktarının ya da hidrojen miktarının artmasına bağlıydı. Dolayısıyla burada yüksek karbondioksit derişimi vardır düştüğü için. Bakıyorum. Hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Akciğerden dokulara doğru yaklaştıkça hemoglobinin oksijen bağlayabilme özelliği azalır. Şimdi baktığınız zaman akciğerlerde %101 işte oksijen bağlama özelliği varken dokulara doğru ne yapıyor arkadaşlar? Oksijen bağlama özelliği azalıyor. Bu doğrudur. Burada ilk grafiğe bakarak yorumladık bunu. Diyor ki karbondioksit hemoglobinin oksijeni serbest bırakmasında rol oynamaz demiş. Şimdi arkadaşlar, burada karbondioksit arttığı zaman ne olmuş? Hemoglobin daha az oksijen tutmuş. Dolayısıyla burada rol oynamaz diyemiyoruz değil mi? Burada bu yanlış olacak. Rol oynar. Hatta biz şöyle diyoruz. Hemoglobinin karbondoksite olan ilgisi oksijene olan ilgisinden daha fazladır. Bu yüzden karbondoksit miktarı arttığı zaman hemoglobin hemen oksijeni bırakıyor, karbondoksiti tutuyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Zaten grafiğe baktığımız zaman da bakın, düşük pH'ta hemoglobin daha az oksijen tutar. Neden? Çünkü Karbondoksit derişimi yüksek olduğu için burada karbondoksit hemoglobinin oksijeni serbest bırakmasında rol oynamaz dediği için yanlış alıyoruz bunu. Doğrudur bu. Kanın pH değerinin düşmesi hemoglobinin daha çok oksijeni serbest bırakmasına yol açar. Dediğim gibi pH düşerse 7,2'ye ne olmuş demektir? Karbondoksit miktarı artmış demektir. O zaman karbondoksit tutar oksijeni bırakır. Doğru. Egzersiz sırasında dokulara daha fazla oksijen serbest bırakılmaktadır. Egzersiz sırasında bakıyorum dokulara arkadaşlar. Bakın dokulara oksijen girmesine baktığınız zaman daha fazla miktarda oksijen girmiş. Dolayısıyla doğru. Aktif dokulardaki kan plazmasında pH değeri düşer. Aktif dokularda bakın 0 ile 20 arası Aktif dokular zaten 0 ile 20 arası hatta 40 arası diyebiliriz. Burada ne yapıyor? Kan pH arkadaşlar düşmeye başlamış zaten. Düştüğünü de görüyoruz. Doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 2022 Biyoloji ABT geliyoruz. Karbondoksitin dokulardan akciğer alvollerine taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Hemoglobin karbondoksitin taşınmasına görev alır. Evet %7'lik bir kısmını hemoglobin taşıyor. Kanda sadece karbondoksit olarak Gaz kanda sadece karbondoksit olarak gaz şeklinde taşınır demiş. Bir dakika bunu bir tekrar okuyayım. Kanda sadece karbondoksit olarak gaz şeklinde taşınır. Arkadaşlar karbondoksit olarak taşınmıyor. Çünkü karbondoksit olarak taşınırsa pH düşer kanın pH'i. Dolayısıyla bir karbonat iyonları şeklinde taşınıyor. O yüzden bu yanlıştır. Biraz Cümle biraz değişik olmuş açıkçası. Kan plazmasında çözülmüş olarak taşınabilir. Evet %3'lük bir kısmı kan plazmasında çözülmüş olarak taşınabiliyor. Pardon yanlış söyledim. %7'lik kısmı kan plazmasında çözülmüş olarak taşınıyor. %23'lük kısmı arkadaşlar. %23'lük kısmı hemoglobine bağlanarak taşınıyor. Geriye kalan %70'lik kısmı ise bir karbonat şeklinde taşınıyor. Dokulardan kana karbondoksit geçişi kanın pH'ini düşürür. Dediğimiz gibi 7,4'ten 7,2'ye düşürüyordu. Doğru. Kandaki karbondoksit miktarının artışı dokularda hemoglobinin oksijenden ayrılmasını teşvik eder. Az önceki soruda da gördük zaten karbondoksit artarsa hemoglobin oksijeni bırakıp karbondoksit tutuyor. Çünkü hemoglobinin karbondoksit olan ilgisi daha fazladır. Doğrudur. Cevabımız bursa seçeneği olacak. Gelelim 13. sorumuza. Hayvanların solunum sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evrimsel süreçte gaz alışverişinin yapıldığı yüzey alanlarında artış görülür. Evet, evrimsel süreçte arkadaşlar, işte özellikle e, solunum yüzeyleri içeriye doğru çekildikçe vücut içine doğru çekildikçe yüzey alanları artıyor. Daha fazla oksijen taşıyabilmek için doğrudur. Gaz alışverişinin yapıldığı alanların nemli olması gerekiyor. Evet, kesinlikle kuru olduğu zamanlarda gaz alışverişi yapılamıyor. Örneğin kurbağalar deri solunum yapıyorlar. Deri, e, kurbağaların derileri nemlidir, değil mi? Solunum gazları kısmi basınç farkına göre difüzyonla değiştirilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Solunum gazları mesela oksijenin kısmi basıncı arttığı zaman ne yapıyor? Karbondioksit bırakılıyor, oksijen bağlanıyor. Dolayısıyla kısmi basınç farkına doğru farkına göre difüzyonla değiştiriliyor. Solunum gazlarının dış ortamdan dokulara dolaşım sistemiyle taşınması zorunludur demiş. Bakın dolaşım sistemiyle taşınması zorunlu değil. Mesela böceklerde trake sistemi vardır. Trake sisteminde dolaşım sıvısına ihtiyaç duymaz. Direkt trake'nin o dışarıya doğru açılan borucukları vardır. O borucuklardan alınabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Dolaşım e sistemi zorunlu değil. Gaz alışverişinin yapıldığı mesafenin azalması solunum gazlarının geçişini kolaylaştırır. Kolaylaştırır. Evet. Mesela e biz hani Ağzımızdan burnumuzdan nefes alıyoruz ya buradan akciğerlere giden mesafe az olduğu için solunum gazlarının geçişi kolaylaşır. Ama akciğerlerimiz daha böyle vücudumuzun aşağısında olsaydı solunum yapmak yani işte nefes alıp vermek daha da zorlaşacaktı. Dolayısıyla doğrudur cevabımız denizi seçeneği olur. Dikkat ederseniz 2022 sistemler çok fazla zorlamamış. 2022'de zorlayanlar geçen videoda da söyledim. Evrim biraz zorlamıştı. Popülasyonla ilgili sorular birazcık zorlamıştı. Bir de hücresel sonunumla ilgili bazı sorular vardı. Onlar biraz zorlamıştı. Ben de hani sınava girdiğim için biliyorum. Dolayısıyla 2022'deki bu sistemler çok zorlamamış geldi bana arkadaşlar. Tabii ki siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama 2022 sistemleri daha kolay sormuşlardı. Gelelim şimdi YGS ve LYS'deki çıkmış sorulara. Önceden dediğim gibi YGS LYS'de bu işte Diyabete de anlattığımız hemen hemen her konu vardı ve gerçekten biyolojiyi sevmemeleri için, öğrencilerin sevmemeleri için tek sebep bence buydu. Öğrencilerde bir ön yargı oluştu. Ben mesela ailemin içinde bile biyoloji öğretmeni olduğumu öğrendikleri zaman şimdi ya ben biyolojiyi hiç sevmiyorum diyorlardı veya sevmiyordum, derslerinde uyuyordum falan diyorlar. Dolayısıyla bunu sevmemelerinin sebebi bir kere bir öğretmenden kaynaklanan bir durumdur. Bir öğretmen e, dersini öğrencisine sevdirmek zorundadır. Bunu nasıl yapar? Dersi eğlenceli hale getirebilir. Kendini sevdirerek dersi sevdirebilir. Ama eskiden mesela ben de hatırlıyorum ilkokul zamanlarımda mesela bizi döven hocalarımız vardı. Şimdi Allah şükür öyle şeyler kalktı hani yok. E tabii bunun da bir sınırı olması lazım. Hani öğrenciye sadece güler yüz gösterirseniz hani otoritenizi de ortaya koymanız gerekiyor. Sadece güler yüzle bu sefer öğrenci tepenize çıkıyor. Ben çünkü denedim onu. Hani dedim sadece güler yüzlü davransam ne yapacaklar? Baktım ki öğrenciler bu sefer beni dinlememeye başladılar. Bu sefer denge kurmaya çalıştım arkadaşlar. Güler yüzümü de gösterdim. Sinirlendiğim zamanlarda oldu onları susturmak için. Hani bu şekilde denge kurarsanız özellikle İlk defa öğretmenlik yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum, yeni mezun olan arkadaşlar için söylüyorum. Yeni mezun olanlar, lise öğrencilerine yaşları daha yakın olduğu için ben bunun sıkıntısını çok çektim gerçekten beni öğrenci sanıyorlardı. Hani şimdi böyle milyon tipli biri olduğum için şimdi gördüklerinde de hani çok büyük olarak görmeyecekler ama en azından bir şekilde kendimi fark ettirebilirim. Ama yaşımız yakın olduğu zaman daha böyle e, öğrenci gibi görüyorlar bizi. Dolayısıyla kendilerini arkadaş gibi görüyorlar. Tabi görmeleri güzel bir şey ama belli bir sınır çizmediğiniz zaman inanın tepenize çıkıyorlar. Diyor ki balıkların solungacında bu arada yakınlaştırdıkça bayağı şey azaldı. Kılcal damarlardaki kan akışı ile su akış yönü birbirine terstir. Yine ters akımdan bahsediyor burada. Bu iki ortam arasındaki oksijen difüzyonu şekil bir de şematize edilmiştir. Difüzyon sonunda kanın oksijen doygunluğunda meydana gelen değişimin grafiği de altında verilmişti. Şimdi grafiği de vermiş hemen altında. Eğer su ve kan balık solungacı, e, balık solungacında şekil 2'deki gibi aynı yönde aksaydı oksijen doygunluk grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olurdu? Bakın gerçekten lise öğrencisi için zor bir soru. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar burada oksijen doygunluğu ile ilgili grafiği nasıl göstermiş bize bakın. E, sudaki şimdi su böyle geçiyor ya sudaki ne yapıyor oksijen miktarı azalıyor ama kan da bu şekilde akarken arkadaşlar kandaki oksijen de azalıyor dolayısıyla sürekli bir oksijen geçişi var ama hep aynı yönde olsaydı bakın hep aynı yönde olsaydı ne olurdu bakın 100'den 5'e doğru geçiş güzel olur sonra 85'ten 20'ye doğru geçiş güzel olur tamam ama en son 55'e 50 gelmiş bir süre sonra ne yapacak bakın belki 45'e ne olacak işte 48 olacak veya 40'a 45 olacak. Bu sefer kandaki oksijen miktarı sudaki oksijen miktarından daha fazla olduğu için oksijen geçişi olmayacak. Dolayısıyla bizim buna göre bir grafik bulmamız gerekiyor. Grafiklere baktığımız zaman da bakın sudaki oksijen miktarı azalıyor. Dolayısıyla sudaki oksijen miktarı azaldıkça geçiş ne yapıyor arkadaşlar? Sudaki oksijen miktarı azalıyor. Ee, kan damarına geçişte ne yapıyor artıyor. Bir süre sonra ne olacak? Suda ve e, kanda herhangi bir geçiş olmayacak sabit devam edecek. Bu şekilde bir grafik bulmamız gerekiyor. Böyle bir grafiğe de hangi ışıkta görüyoruz Tabii ki a şıkkında görüyoruz. cevabımız A şıkkı şeklinde olacak. Grafik yorumlama aslında bu ama e, ilk soru yoktuğunuz zaman hani biraz zor gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi deri, solungaç, ak, akciğer ve trake solunum sistemlerinin ortak özelliklerinden biridir. Vücut içerisine gömülmüş olmaları. Şimdi tamam belki akciğer, trake vücut içindedir ama deri ve solungaç arkadaşlar nedir? Vücut dışındadır değil mi? Ortak değil. Gaz değişim yüzey alanlarının dış etkenlerden korunmuş olması. E, deri solunumu yapıyor. Deri dış etkenlerden korunmuş mu? Hayır. Bu da değil. Gaz değişim yüzeylerinin nemli olması. Bakın zaten üçünün tek... Ortak olabilecek özelliği nemli olmasıdır. Dediğim gibi gaz değişimi yüzeyleri her zaman nemli olmak zorunda. Solunum gazlarının kanla taşınması. Mesela solungaçta, deride, akciğerde kanla taşınır ama trakeede solunum e, dolaşım sıvısıyla taşınmıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır, olmaz yani ortak değil. Gaz değişim yüzeyi çevresinde kılcal damar ağının bulunması. Tamam, bunlarda kılcal damar ağı vardır. Ama arkadaşlar trake solunumunda kılcal damar ağı bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim son sorumuza artık. Solunum sistemleri ile ilgili hangileri tüm hayvanlarda ortaktır? Bakın tüm hayvanlarda ortak olanı bulacağız. Yani hem trake hem deri solunumu hem akciğer hem songaç solunumu için bize soruyor. Gaz değişim yüzeyleri kılcal kan damarlarıyla kaplıdır. Hayır dediğimiz gibi trakede kılcal kan damarı yoktur. Gaz değişim yüzeyleri nemlidir. Evet ortak bu. Solunum gazları kanla taşınır. Hayır. Dediğimiz gibi trakeada de kanla taşınmıyordu. Solunum gazlarının değişimi difüzyonla olur. Evet arkadaşlar. Difüzyonla olur. Solunum gazları her zaman difüzyonla taşınır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4 şeklinde olur. Yani C şıkkı olacak. Böylece solunum sistemi ile ilgili çıkmış sorularımızı da bitirmiş olduk. Sonraki videoda bağışıklık sistemine geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.